Merhabalar. Bugün 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlere bir çocuk kitabından bahsedeceğim. Türkiye'de yasaklı, yani bir kısmı yasaklıymış. İşte Kemalistler ve Atatürkçüler tarafından yasaklanmış. Yani bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Yani çok da meşhur bir kitap biliyorsunuz. Çocuk kitabı diye geçiyor ama işte Küçük Prens, The Little Prince. Bunu büyüklere falan da tavsiye ediyorlar. Çok tavsiye edildi. Türkiye'de bayağı şey okuyup da yani anlamakta zorlanılan, niye bu kadar tavsiye edilir falan, onu da anlamış değiliz. Ondan sonra acaba içindeki o Chapter 4 4. bölüm çıkartıldığı için mi, sansürlü olduğu için mi anlamakta zorlanıyoruz? Sorular. Şimdi bunu bana daha önceden Enis Satır arkadaşım bahsetmişti. Bir bak demişti ondan sonra Bahattin. Orada şeydi, Küçük Prens kitabında demişti işte Mustafa Kemal'den bahsediliyor ve işte Türk diktatör diye adı geçiyor ve yani ismi geçmese bile o çıkıyor zamanla beraber 1920'ye denk geliyor. Ondan sonra tamam dedim, yani şey yapamadım, o an meşguldüm, kafamda tam oturtamadım. Sonra geçenlerde işte avukat arkadaş Kerami Özdemir, kulakları çınlansın, birazdan mesajını şey yapacağım, dinleteceğim size bu konuyla ilgili. 5816 sayılı faşizan kanunla ilgili mücadelesiyle ilgili. O da mücadele eden bir arkadaş. Ondan sonra o da bahsedince bir de yani bakanlığa başvurmuş. Sormuş. Ve bakanlık geçiştirmiş bu konuyu. Ve o zaman dedim yok. Yani şu gördüğünüz kitaptan Türkiye'deki Kemalistler, Atatürkçüler, bilen var, bilmeyen var. Ama bu konuda utanmalısınız. Ben onu söyleyeyim size. Çok ağır olacak ama kusura bakmayın. Yani şu kitabın Türkiye'de yasaklanması, sansürlü olması, yasaklı değil. Bu orijinali hemen sipariş verdim geldi. Yani İngiltere'de hemen sipariş verdim geldi. Ondan sonra buyurun. Bu kitabın bu bölümü yasaklı. Niye yasaklı? İşte ne dedik? Chapter 4 dedik. Bölüm, 4. bölüm dedik. Şimdi bakalım. Bakalım. Şöyle. Önce bir tutalım mı? Şöyle tutalım şöyle. Bakın. Tutuyorum. Şuradan başlıyor. Şurası da şey. Korktukları yasaklı bölge. Neymiş efendim? Şimdi mesela bu Küçük Prens'in yaşadığı B612 B612 adlı numaralı bir gezegen veya planet işte var. Asteroid var. Ne diyor işte? This asteroid has only been observed once through a telescope by a Turkish astronomer in 1909. 1909 yılında Türk astronom burayı şey yapmış, keşfetmiş, bulmuş. Küçük Prens'in yaşadığı şeyi, asteroidi bulmuş. Şöyle gösteriyor hemen. Şurada fesli, ondan sonra işte bizim geleneksel Osmanlı giysisi falan. 1909. Tamam mı? İlginç. Yani bir şeyi biliyorsunuz, Küçük Prens'in yazarını biliyorsunuz, Antoine de Saint-Exupéry. Fransa'da Fransız birisi, işte pilot, savaş döneminde savaşmak istemiyor. Amerika'ya gidiyor. Ondan sonra bu kitabı yazıyor. Yani nasıl bir tesadüf, onu anlamış değilim. O ayrı bir konu. Yani bizim astronomun burada olması, ondan sonra Türk diktatör olması falan falan. Şimdi neyse, bu astronomumuz bir şey yapıyor, gösteri yapıyor.
sunum değil de işte demonstration. Şöyle şurada. Şöyle tutayım mı? Şöyle tutayım mı? Tuttuk. At the time, he organized a great demonstration of his discovery at an International Astronomical Congress. Bir kongrede yapıyor, bir gösteri yapıyor. But because of his Turkish attire, burada kıyafet, attire, nobody believed him, grown up are like that. İşte burada da tabii Avrupalıların şekilciliğini eleştiriyor. Bu kadar great, yani güzel bir sunum gösteriş yaptığı halde pek onu ciddiye almıyorlar. Tamam mı? Bu astronomumuzu ciddiye almıyorlar. Tekrar gösterelim kıyafetlerini. Görüyorsunuz fesli doğulu kıyafet ve sunumunu yaparken çizgiler, mizgiler, işte şeyler, geometrik çizimler falan. Şimdi geldik bant eline. Fortunately, for the reputation of asteroid B612, B612. However, a Turkish dictator imposed European custom upon his subjects under pain of death. Neyse diyor, daha sonra nasılsa bir Türk diktatör geliyor diyor. Imposed yapıyor. Empoze ediyor. Dayatıyor. Neyi dayatıyor? European costume. Avrupa'yı kostümleri, kıyafetleri dayatıyor. Bundan önce bir video yaptım. İran'da nasıl dayatıldığıyla ilgili. İnsanların kıyafet kodlarının nasıl değiştiğiyle ilgili. Bakın. Kodunuzu değiştiriyor sizin. Anladın mı? Kıyafet önemli değil. Sizin kodunuzu değiştiriyor. Sizi salaklaştırıyor. Sersemleştiriyor. Amaç o yani. Onu anlattım. İzlersiniz. Custom upon his subjects under pain of death. Ölüm. Ölüm. Ölüm dayatarak. Yani ya şapkayı takarsın ya ölürsün. Sallanırsın, asılırsın diyor. Ölümle empoze ediyor, dayatıyor. Bakar mısınız abi? Lütfen bir bakın. Şöyle. Burası. Evet. Bu kitap... evet, işte dedelerimiz böyle şapka mapka yüzünden, ölüm korkusu yüzünden falan acılar çektiler falan. Kitap bahsediyor. Şimdi... hemen bu kitap Türkiye'de hala çıkmaya devam ediyor. Mesela kesiyorlar. İşte oraları sansürlüyorlar. Fakat bazıları başladılar işte. Tabii sadece diktatör bölümünü mesela Mavi Bulut Yayınları lider olarak değiştiriyor. Lider. Bu Yalaka Can Yayınları. Babasını tanırdım bunun ama bu tam bir şey. Kemalist. Neyse. Bu Can Yayınları'nın oğlu. Bu herif. Bakar mısın? Dediği dedik bir Türk önderi. Vay vay vay. Lan kestik diyor işte. Buyur. Under pain of death diyor. Ölüm korkusu. Ölüm dayatıyor diyor ya. Ne dediği dedik. Kestiğim kestik diyeceksin. Kestiğim kestik diyeceksin. Neyse. Lotus Yayın Evi. Ha bak, bu delikanlı davranıyor. Lotus. Tebrik ederim Lotus. Bu diktatör diyor. Lotus Yayın Evi diktatör diyor. Şimdi gelelim arkadaşımıza. Arkadaşımız avukat Kerami Özdemir. Bu Küçük Prens ile ilgili, Küçük Prens kitabı ile ilgili bakanlığa soruyor. Siz diyor ne yaptınız diyor. Sansürlüyor mu bu kitap diyor. Bakın bir dinleyelim. Peki, geçmesini isterim. Le Petit Prince adlı kitapta 5816 sayılı yasadan ötürü resmi ve fiili sansür vardır. Bunun aynen görüşüm olarak söyleyebilirim. Resmi ve fiili sansür vardır diyor avukat Kerami Özdemir arkadaşımız. Bu Küçük Prens kitabında. Bu Fransızcasını söylüyor. Le Petit falan bilmem ne. Ben bununla ilgili Kültür Bakanlığı'na
sansür olup olmadığı ve varsa kaldırılması gerektiği ile ilgili bundan 2 ya da 3 yıl önce resmi müracaat yaptım. Kültür Bakanlığı'na resmi müracaatta bulunuyor. Üzerinde sansür var mıdır? Küçük Prens adlı kitabın yok mudur diye resmi şeyde bulunuyor. Müracaatta. Ancak Kültür Bakanlığı topu taca attı. İlgisi olmayan bir cevapla işi geçiştirdi. Ben Le Petit Prince adlı dünya cümlü kitapta 5816'dan ötürü sansür olduğunda ısrarcıyım. Bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, entelektüelliğe... Buyurun. Aykırı. Entelektüelliğe de aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı. Avukat arkadaşımız söylüyor. Buyurun. Demokrasiye ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu kadar... Demokrasi ve düşünce özgürlüğüne aykırı. ...kanaatindeyim. Bunu aynı, böyle, bu şekilde videoda bahsedebilirsiniz. İzin verdi. İzniyle yayınlıyorum, o yüzden izinsiz olmaz. Devam edelim. Bir de ikincisi var. Dahası var, 1923 ve 1950 yılına ait yabancı gazete arşivlerinden Türkiye ile ilgili olanlar ya da o dönemki CHP'nin iktidarı ile ilgili olan gazete arşivlerine şu anda erişim engeli var. Buyurun. 1923-1950 arası yurt dışında çıkan Türkiye ile ilgili gazete arşivlerine, yabancı gazete arşivlerine sansür var, engel var diyor avukat arkadaşımız. Engel var diyor. Bununla ilgili birkaç gün önce Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na CİMER üzerinden resmi müracaat yaptım. CİMER üzerinden resmi müracaatta bulunmuş işte Bilim Bakanlığı'na. Sansürün kaldırılması, önce sansürün sebebini sordum. Bunu bildirin bana dedim. Ayrıca sansürün de kaldırılmasını talep ettim. Kaldırılacağını sanmıyorum. Bununla ilgili de davalaşacağım. Buyurun. Sansür var diyor. Kaldırılacağını da sanmıyorum diyor. Ama diyor davayı sürdüreceğim diyor. Davalaşacağım diyor ben bunla. Tebrik ederim kiram arkadaş. Özdemir, ağzına sağlık. İşte böyle insanlar lazım bize. Böyle özgürlükten yana mücadele edecek her alanda. Var mı başka avukat? Varsa delikanlı avukat çıksın bakalım hadi. Bakın ifade özgürlüğü. Korkuyorsunuz değil mi? İşinizden olursunuz diye. Ulan tek delikanlı, yani çok az delikanlı var ya. Affedersin. Var mı gazeteci bu işle uğraşacak? Ha? Kıçı yiyecek. Bak avukat arkadaşımız çıktı. Pek. Yine sinirlendim. Neydi bugün? 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Neden bahsettik? Küçük Prens adlı kitaptan bahsettik. Türkiye'de bir bölümü sansürlü. İşte onayladı arkadaşımız da. Bir çocuk kitabından bile korkuyorlar. Atatürkçüler. Yani pardon, Atatürk demiyordum. Kemalistler. Buyurun. Evet, neymiş? Şöyle bir daha gösterelim. Bakın ne diyor? Bu kişi bu kıyafetlerle, Osmanlı kıyafetleriyle, fesle, kongrede işte o yavşak Avrupalılar yüzünden, şekilci Avrupalılar yüzünden ciddiye alınmadığı için birisi geliyor, bir Türk diktatör ölüm korkusuyla empoze ediyor, dayatıyor. Ya diyor bu Avrupalı kıyafetleri giyersin ya da öldürülürsün diyor. Ve bu bölüm Türkiye'de yasak. Tamam. Peki. Hadi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.